Hüseyin Nikoğlu Gizli cenaze namazından ayetel kürsi yazılı pirinç tanesini. Her mesai günü olduğu gibi cuma sabahı da işe başlarken önce gazetelere ardından internet haber sitelerine göz attım. Malum cuma günü 30 Ağustos zaferinin 97. yıl dönümüydü. O da TV'de bir haber. Hutbede yine Atatürk yok. Cuma namazına saatler kala böyle bir haber bir şeyin habercisiydi. Aradan zaman geçti, namazı kılıp geldik, haber geldi.'' oturduğu mahallenin camisinde bir adam hutbe sırasında olay çıkarıp camiden ayrılmış. Ertesi günde o olayın görüntüleri Sinan Oğan tarafından sosyal medyada yayıldı. Atatürk üzerinden yeni bir tezgah peşinde olanlar farkında olmadan çok güzel bir tartışma ortamına yol açıyorlar. Bu zamana kadar Atatürk üzerinden söyledikleri yalanlar tek tek ortaya çıkacak. Atatürk üzerinden yaptıkları ideolojik kuleler tek tek yıkılacak. Tabi burada hepimize görevler düşüyor. Geçmişte yapılan ideolojik tuzaklara düşmeden hepimiz gerçeklerin peşine düşeceğiz ve tabi ki devleti yönetenler de artık arşivleri sonuna kadar açmalıdır. Tarihi günlerden geçiyoruz. 19 Mayıs 2019'a başladığımız kuruluştan kurtuluşa 100. yıl etkinlikleri 2023'te Cumhuriyet'in 100. yılına kadar devam edecek. Önümüzdeki yıl 23 Nisan 1920'nin 100. yılını kutlayacağız. Bu etkinlikler çerçevesinde Mois Cohen kafalı kemalistlerin bize söylediği yalanları tek tek ortaya çıkarmalıyız. Atatürkçülük üzerinden mütedeyyin muhafazakar insanlara karşı yapılanları tek tek saymaya kalkarsak vaktimiz yetmez. Şunu söylemekte de fayda var. Mois Cohen dönme adıyla Munis Tekin Alp kafalı Kemalistler muhafazakar kesimdeki Atatürk algısının birilerinin kastı neticesinde oluştuğunu sanıyorlar. Halbuki öyle değil. Her birimizin ailesinde bizatihi tek parti döneminde yaşananlar var. Kimimiz dedemizden, kimimiz dinemizden, kimimiz amcamızdan yaşanan hikayeleri dinledik. Bize bunları anlatan dedelerimiz, nelerimiz ve amcalarımızın bilmediği bir şeyi yeni yeni öğreniyoruz. Bunları bize Atatürk adına yapanlar kimlerdi, niyetleri neydi? İşte yeni dönemde bunları tek tek açığa çıkarmamız lazım.'' Yıl 19 Kasım 1938. Atatürk'ün naaşı İstanbul'dan Ankara'ya götürülecek cenaze töreninden sorumlu Orgeneral Fahrettin Altay anılarında şöyle anlatıyor: "Programa göre cenaze İstanbul'dan alınacak, Ankara'ya gönderilecekti. Ankara'ya sordum. Cenaze namazı İstanbul'da mı yoksa Ankara'da mı kılınacak? Akşama kadar bir cevap alamadığım için akşam tekrar sordurdum." Yarın sabah Başbakan Celal Bey oraya gelecek. Görüşürsünüz cevabını aldığım vakit hayret ettim. Acaba bunda görüşecek ne vardı? Ertesi sabah Bayer geldi. Dolma Dolmabahçe Sarayı'nda görüştük. Cenaze namazı konusunda düşünceleri İstanbul'da veya Ankara'da cenaze namazı esnasında bazı dini olaylar meydana gelmesinden layık hükümet çekiniyordu. Kendilerine ben bir şey olacağını sanmam. Bu gelenek olmuş bir dini vecibedir. Namaz kılınmazsa bu millet 50 sene sonra, 100 sene sonra mezardan çıkarır, namazını kılar. Onun için namaz kılınmayacaksa beni vazifemden affetmenizi rica ederim dedim. Dönemin başbakanı Celal Bayar da Fahrettin Altay'la arasında geçenleri şu ifadelerle dile getirmiş. Benim babadan kalma hocalığım da var ya, cenaze namazının camide kılınmaması halinde istifa edeceğini söyleyen Altay'a bunun farz değil, farz-ı kifaye olduğunu anlattım. Cenaze kaldırılmadan önce namazın kalınmasının şeriatı aykırı olmadığını yani dini hükümlere aykırılık bulunmadığını izah ettim. Böylece Dolmabahçe Sarayı'nda vakıflar müdürü tarafından Atatürk'ün cenaze namazı kıldırıldı. Atatürk'ün cenaze namazı ile ilgili kız kardeşi Makbule Hanım'ın tutumu ile ilgili Murat Bardakçı'nın yazdıkları ise yürek burkan nitelikte. Atatürk'ün cenaze namazına katılan kişilerden birinden dinlediği bilgilere yer veren bardakçı o gün olanları şu cümlelerle anlatmış. Cenaze 19 Kasım sabahı erken saatlerde Ankara'ya nakledilmek üzere saraydan alınacaktı. Hazırlıklar devam ederken rahmetlinin hemşiresi Makbule Hanım Katafalk'ın bulunduğu yere geldi. Cenaze namazı kılınmadan Mustafa'mı hiçbir yere göndermem diye avaz avaz bağırdı ve gidip tabutun yanı başına oturdu. Bazı işgüzarlar Ankara'dan emir geldi hanımefendi yapmayın etmeyin diye Makbule Hanım'ı sakinleştirmeye çalışacak oldular ama hanımefendi daha da hiddetlendi namazı kılınmadan burayı terk etmem. Aradan yarım saat geçtikten sonra Ankara'dan yeni talimat geldi. Gözlerden uzak bir şekilde mümkün olduğu kadar az bir cemaatte dışarıya da hiçbir şekilde aksettirilmeden kılınsın. Katiyen fotoğraf çektirilmesin ve namazın kılındığı protokol kayıtlarına da aksettirilmesin deniyordu. Evet bugünlerde Atatürk'ün adı neden hutbede anılmadı diyenler bu haklı sorularını sormaya devam etsinler. Zira bu sorular sayesinde Atatürk üzerinden büyük vurgun yapan Yılmaz Özdil birçoğumuzun bilmediği veya bilmemizi istemediği bir şeyi öğretti bize. Özel'in cumartesi günü yayınlanan yazısından Atatürk'ün vasiyeti dışında kalan eşyaları arasında üzerinde ayeten kürsünün yazılı olduğu bir pirinç tanesi olduğunu öğrendik. Rahmet, minnet ve saygılandığımız andığımız Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için sadece hutbe okunması yetmez. Anıtkabir kampüsüne Atatürk'ün ismini taşıyan bir cami yapılmalı ve caminin açılışında da Atatürk'ten esirgenen gerçek bir cenaze namazı kılınmalı.